Başkanımız bugün yapılan etkinliklerden bahsetti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Ama başkanımız biraz seyirci bu yarışmalara. Akşam basketbol oynayacağız. Rakip olarak gelmiyor başkanımız mesela. Ama biz akşam basketbol da oynayacağız. Keşke burada da yarışsaydık. Belki sizlerle boy ölçüşemezdik ama en azından gayret ederdik. Dolayısıyla Bursa Otomotiv'in başkenti, kişi başına en fazla otomobilin düştüğü şehir. Bu şehir için otomobil ne kadar önemli, bunu biliyoruz. Bu manada 47.sini düzenlediğimiz Yeşil Bursa Rally'si de bu yarışmalar için Türkiye'de rally sektöründe rally yapan yarışmacılar için, otomobil sporları için çok önemli bir etkinlik. Bu manada bu sene buraya katılıyor olmamız, bunun başlangıcında Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak sizlerin huzuruna çıkmamız da bizim açımızdan gerçekten mutluluk veririz diye inşallah 50.sinde, 60.sinde, 100.sinde de buralarda bu heyecanı Bursalı hemşehrilerimiz yaşarlar. Tabii Türkiye'nin otomobili bir gurur projesi. Sokakta, caddede kim görse otomobilimizi beğeniyor ama aynı zamanda vuruklar var. Görüyorsunuz değil mi? Bu vurukların sebebi ne biliyor musunuz? Sevgi. Vatandaşımız geliyor, maket değilmiş, gerçekmiş diyor. Bu göçükler öyle oldu. Ama biz topla Guinness Rekorlar kitabına girdik. Belki rallide yarışamasak da bir birinciliğimiz var. Dünyanın en fazla ellenen arabası benim aracım oldu. Onun için de Türkiye'nin otomobilini Bursa'da böyle tanıtmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz. Otomotivin başkenti Bursa, inşallah daha nice böyle otomobil sporlarıyla sadece Türkiye'nin gündemine gelmesin, dünyanın gündemine gelsin. Bursa potansiyeli yüksek bir şehir. Buraya rally için de gelsinler, yeşili için de gelsinler, gastronomisi için de gelsinler, sanayisi için de gelsinler. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Türkiye yüzyılını beraber inşa edeceğiz diyoruz. Hareketini takdim ediyor. Sayın Belediye Başkanımız Ali Aktaş Bey'e de bir hareketimiz var. Aşkım buradayız. Şimdi bizim pilotlarımız çağlayan... Var mıyız? Bütün Bursa'yla 10 hafta geri sayıyoruz. Evet. Hazır mıyız? Hazır. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, başla! Burak Çukurova ve Burak Akçı ikincisi startını aldı. Evet, az önce bakanımızın da katılışıyla 47. Yeşil Bursa Rallisi'nin startını aldık. Seremonik startla yarış başladı. Bugün gün içinde bütün hazırlıklarımızı yaptık. Araçlarımızı yarışa hazırladık. Teknik kontrollere soktuk. Ve artık yarın etaplarda koşulacak olan mücadeleyi bekliyoruz. Havada bir yağmur ihtimali var. Bu bizim için biraz düşünceli bir durum. Yarın sabah karar vereceğiz araçlarda ne lastik kullanacağımıza.
Biz bu yarışa bu sene takım olarak katıldık. Ben bireysel olarak birkaç defa bu yarışa katılmıştım. Bu sene ayrıca bir heyecanımız var. Takım olarak katıldığımız ilk Yeşil Bursa Rallisi. Bu sezona tırmanma şampiyonasıyla başladık. İlk yarışımızı tırmanma şampiyonasında Çanakkale'de yaptık. Bu da ilk rallimiz kendi evimizde. Bu bize ekstra motivasyon veriyor. Bakalım artık yarın söz biraz da pilotlara düşecek. Biz serviste üzerimize düşeni yapıyoruz. Pilotlar da etaplarda elinden geleni yapacaklar. Herkes için öncelikle çok keyifli olmasın diyorum. Kazasız belasız, mekanik arıza yaşamadan herkesin finish gördüğü bir yarış olmasını ümit ediyoruz.